bakıldığında burası neresi diye merak edenler olur. Çünkü Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'den bahsediyoruz ve burası Vezira, Lala Mahallesi ve Küçükada'yı kapsayan bu bölge kaderlerine terk edilmiş. Sanki savaştan çıkmışız gibi bir durumda görüldüğü gibi. Tabii biz 6 ay önce söyledik. 6 ay önce biz belediye başkanına çağrıda bulunduk. Yapamıyorsanız bırakın Çevre ve Şehircilik Bakanımız yapsın. Çevre ve Şehircilik Bakanımız buradan geçerken bu görüntüyü gördü. Ne İzmir'e ne Türkiye'ye yakışmayan bir görüntü olduğunu ve hemen talimatı verdi. Buradaki halk tabii çok memnun. Biz de memnunuz. Çünkü bu görüntü artık ne İzmir'e ne konağa yakışmıyor. İnşallah örnek bir proje olur ve İzmir'in her tarafına Çevre ve Şehircilik el atar ve kentsel dönüşüme çok ihtiyacımız var. Geçenlerde depremde gördük, ufak bir depremde ne duruma düştüğümüzü. Allah etmesin farklı bir deprem olduğunda burası hepsi olduğu gibi gider. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Buraya el attı. İnşallah örnek bir proje olur. Daha yeni talimatı verdi. Bir ön çalışma yapıyor. Bu hafta Çevre Şehircilik İl Müdürümüz geldi. Burada bir araştırma yaptı. Ama tabii sıcak bir gelişme bu. Bunun detayları 1-2 ay içinde netleşir. Ve tabii biz Bayraklı'da bir sene içinde 1600 konutu teslim etti. Ben tahmin ediyorum Çevre Şehircilik Bakanı buraya girdiğinde, yani 30 yıl değil, bir yıl içinde, 1,5 yıl içinde halk sahibine burasını kentsel dönüşüp hak sahiplerine teslim edeceğine inanıyorum. Bu yeşillerde tam 1961'den beri burada oturuyorum. İyi olur, her yerde o iyi olur. Gelişme her zaman medeniyettir. Yani çok iyi olur. Talepleriniz işte mahfuz haklarımızı koruyalım. Koruyalım. Mesela benim şurada binam var. O binanın mesela değeri, mesela şuralar yıkıldı şey zamanında hiçbir bedel ödemeden, yani bir emperyalist düşman gelsin böyle yıkım olmazdı. Vallahi hep ben demin ne dedim, her yapılan şeye medeni işi hep taraftarız. Olsun bir an önce bu, mesela şu kale tarafını görüyorsun. Yıllardır ben mesela şuraları biliyorum. Yerleşim alanıydı buralar. 30-40 yıl evvel yol geçti, düzendi. Böyle düzensiz duruyor. Mesela İzmir bir çoy kent gibi. Çoy kent gibi buralar. İyi karşılar, hep iyi karşılar. İyi karşılar, yani karşılmayacak bir şey, iyi şeye herkes iyi şey yapar. İşte hakların, insanların hakların muhafız olması. Mesela şey atılmaması lazım. Hakların muhafaza olması lazım. Çok olumlu karşılıyorum. Burası 20-25 sene oldu yıkılalı. Bir çivi çakılmadı. Mezbelelik, çoğu mal sahipleri vefat etti. Mirasçılar da bir şey yapamadığı için satıyorlar, elden çıkarıyorlar. Ama buranın yerel halkı tekrar buraya gelirse, bir köşeden başlayıp hem yerleşim hem iş yeri olursa burası şehrin göbeği, çok güzel bir şey olur. Hem İzmir için bir yeni bir başlangıç olmuş olur. Örnek proje olur inşallah. Hayırlı olsun diyorum inşallah. Örnek bir proje olacak burası. Daha sonra konağın her tarafı öyle. Şu anda konağın %75'inde kentsel dönüşüm olması gerekiyor. Ama ilk etapta bakanımızın söylediği Vezira, Lale ve Küçükada. Ama bizim istediğimiz güneyi de kapsasın. Ondan sonra Yenişehir'i de kapsasın. Çünkü ihtiyaçları var. İnşallah Çevre Şehircilik Bakanımız oraya da el atar. En azından İzmirliler, konaklılar rahat eder. Son 12 yıldır konaktan 68 bin insan göç etti. Çünkü artık şurada yaşamak istemiyorlar. Doğal gazımız yok, altyapımız yok. Geçen sene yağmurda, selde burayı gördünüz. Burası taştı ve insanlar kaçmaya başladı. Ama geçen seneden bu yana ne buraya gelen var. Bölgemiz, o bölgede inşallah örnek bir dönüşüm projesi yapacağız. 500 tane konutla başlayacağız. Etap etap da o dönüşüm projelerini yürütmek istiyoruz. Yeşildere mevkisi bu anlamda hem yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamıyor. Yani bu görünüyor. Yoldan dahi görünüyor. İçeriye girmeye bile gerek yok. Dolayısıyla hem o riskli yapıların bertarafını sağlayacak, vatandaşlarımızı daha yaşanabilir alanlarda
yaşamasına imkan sağlayacak bir örnek bir projeyi de bu bölgede başlamak istiyoruz. Buna ilişkin de İl Müdürlüğümüz, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz görüşmeleri yapacaklar. Ve bu çerçevede talep gelmesi halinde bu alanda bir 500 konutla başlayıp etap etap burayı da yürütmek istiyoruz açıkçası.